genel kültür çok farkında değil. Maalesef ülkemizde bilgisiz çok insan. Şimdi de moda olmuş diyor. Ben herkese cahilsiniz demiyorum. Herkes cahil olabilir. Cahil cahil. Ama hiç kimse yarı cahil olamaz. Buna hakkınız yok. Cahil olabilirsiniz. Fakat yarı cahil olma hakkınız yok. Öyle çeyrek çepelek bilgiyle yüksek sesle konuşma hakkı da kimsede olmadı. Hocam ilginç bir soru var seyircimizden gelen, gözüme çarptı. Uzaylılar hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Bırakın canım böyle fantastik şeyleri. Son yıllarda giderek artan bir ilgi var ama bu konuda. Doğrudur. Spekülasyona açık bir konu. Kocaman kocaman kitaplar yazıyorlar. Çok da satıyor. Ben bir tarihçiyim. Bu konu hakkında fikir yürütmem doğru olmaz. Hem bu konuya nereden geldik? Hocam halkın ilgisini çekiyor. Beni çekmiyor. Peki son bir soru daha var yine seyircimizden gelen. Demiş ki, kıyamet ne zaman kopacak? Vallahi bunu ben de çok merak ediyorum. Bunu bilemem. Ama onu sorana şunu diyebilirim. İnsan öldüğü zaman kıyameti başlar. O yüzden sevgili seyircimizin yaşı ne kadarsa muhtemelen o kadar kıyametini hesaplayabilir. Başka sorunuz varsa onu cevaplayayım. Ben bırakın canım bu tür soruları. Almanya'ya ne zaman gideceksiniz hocam? Bu konuyla da ilgili çok soru geldi. Takvimine bakmam lazım. Evet, orada bir konferansım var. Ama hangi tarihte tam olarak hatırlamıyorum. Bir soru daha var. Çok sayıda dil bildiğinizi biliyoruz. 15 dil kadar bildiğiniz söyleniyor. Hocam, kaç dil biliyorsunuz? Bırakın canım bunu. Siz başka sorunuz varsa onu sorun. Günaydınlar Ayşe Hanım, günaydınlar. Nasılsınız efendim? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Şimdi gelelim senin o müthiş formülünü uygulamaya. Neydi efendim? Bir adet dereotu.
Neydi efendim? Bir adet fındık. Ham, hum, hop. Sonrasında neydi? Bir adet de badem dediğimi. O da ham, hum, hop. Evet, şimdi sıra cevizde. Bir adet de ceviz, tabii ki o da ham, hum, hop. Sen ne dersin ya, ben yapmam sevgili kaleci. Evet, sirkemiz. Bir kaşık sirke. Ve su. Evet sevgili karıcığım, görev tamamlanmıştır. Seni seviyorum Ayşe. Hayırdır? Gel, gel, buyur, gel. Gel. Allah'ım cinsin. Ne çiçeğim, ne çiçeğim? Hoş geldin, nasılsın? Sağ olun hocam. Sizler nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir hocam. Sağ ol, iyiyim, iyiyim. Hayırdır, ne var, anlat? Ya hocam, bu çalışmalarımızı biliyorsunuz, çok zamanımız kısıtlı olduğu için heyecan yaptım. Panik yaptım, onun için geldim hocam. Panik yapmana gerek yok Maksut. Panik yapma. Biter, yetişir yetişir, sen merak etme. İngilizce olsa şimdi çoktan bitmişti. Ama bu Macarca başa bela yahu. Haklısınız hocam, çok haklısınız. Şimdi biliyorsunuz hocam, söylememe gerek yok. Yurt dışında bu tür sözleşmeler çok hassas ve çok ciddiye alıyorlar. O bakımdan yanarız hocam yetiştiremesek. Sen merak etme, elimdeki bitmek üzere. Bitince ben sana yollarım. Son bölümde bir haftaya kadar biter. Peki hocam, giderken ben 18 ya da 19. bittiyse onu götürebilir mi? Tamamlarız ya. Ben tamamlayınca göndereceğim dedim ya. Öbürü de biterse merak etme, tamamlarız. Hocam çok rahatladım hocam. Rahat ol sen, rahat ol. Evet, üstünde biraz bir gerginlik vardı. Onu... Sen incirli de rahatla bak. Aha, evet. İncir var, ya, evet evet hocam, incir gerçekten harika görünüyor. Çok besleyici bir... bunu artık meyve mi diyeceğiz? Diyeceğiz hocam. İncir o, incir. İncir. Bal. Adı incir. Evet, evet bal. Evet. Aç karnına sabahları yiyeceksin. Bağırsakları yumuşatır. Evet, duymuştum. Hatta belki halis bir zeytinyağı. Evet, 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 evet. İyi oldu yahu. Bayağı görmemiştik. Evet hocam, bir ay, neredeyse bir ay olacak hocam. Bir ay geçiyor. Evet, evet.
Hocam, geçen geldiğimde benim küçük enstrüman sigurumu burada unuttum. Bayağı özledim hocam onu. O da seni özledi. Çok öksüz kaldı. Hadi git getir de o da rahatlasın, sen de rahatla. Yerini biliyorsun değil mi? Kitapla yerinde. Abi biliyorum, biliyorum hocam. Hocam gerçekten bu da beni özlemiş hocam ya. Nasıl belli oluyor değil mi? Bu enstrümanlar gerçekten böyle ya. Sağ, bütün enstrümanlar. Abi yani, çal şöyle güzel bir şey de. Çaldıkça onlar kendi heyecanları, enerjilerine yayarlar. Biz de bir enerji alalım hocam. Hadi bakalım. Ver bakalım enerjiyi Maksim. Selamünaleyküm hocam. Kolay gelsin. Sana ne? Üstün başın pislik içinde. Bak, yoğurdun da üstü açık. Tozlanmıştır oğlum. Bir poşet geçirseydin bari. Hocam vallahi yetişemiyorum. Mecburen hocam. İş çok. Babam gideli yetişemiyorum hocam. Adam yine bıraktı gitti. Gitti den oldu sanki hocam. İki haftadır kazıyorlar yine bir şey yok. Kaç çömlek parçası. Yaramaz. Kazıyı nerede yapıyorlar? Hocam bizim öğrenin oradaki büyük mağarada. Hocam bu iş için bana haber versene ya. Yoruluyorsun sen. Kafamı dinliyorum böyle. Günlük kestiklerim yetiyor bana. Hocam bir geleyim de toptan halledeyim bunların hepsini. Boş onlarla uğraş, boş. Bilmiyorum vallahi hocam. Uğraşıyorlar ya. Büyü varmış hocam, büyü olmasa. Büyü bozmak için şimdi hoca çağırmışlar. Kim yapmış büyüyü? Allah! 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 Şu harfler hocam, izin vermiyorlar hocam. Ören onları gördünmüş. Hocam, yani gence boyunca bağırıp çağırıp böyle atmak için çığlık atıp duruyorlarmış. Yok canım. Var mı ki? Bence öyle bir şey yok. Hem öyle bir şey olsa bile onlar fiziki varlık değil ki. Nasıl yani fiziki varlık hocam? Onlar maddeye dokunamazlar. Sen de onları görmez ve dokunamazsın. Olur mu hocam? Dokunmuşlar. Bir seferinde hocam adamın birisi gitmiş gömüyü bulmuş, çıkarmış. Tam gidecekken hocam. Onlardan birisi hocam adamı böyle eteğine yapışmış, bırakmamış, tutmuş. Sonra ne olmuş? İşte adam alamamış hocam. Adama ne olmuş? Onu bilmiyorum hocam.
Hocam siz o kadar kitap okuyorsunuz, bunlar kitaplarda yazmıyor mu? Ne? Neler? Bunlar işte hocam, üç harfler. Şunları bir koy da. Hocam o gömü bulsa tamamdır ama babamla. Sen o zaman gör beni hocam ya. Direkt kendi payımı alırım buradan, ver en İstanbul hocam. O Galata Kulesi'nin üstünde bir yerler var ya, oradan bir tane ev ama kaloriferli hocam, böyle odundu, sobaydı, uğraşmayacağım hiç. Hocam sütün, yumurtan, yemeğin, tavuğun, her şeyin süpermarkette. Hiç burada böyle davar gitmeyeceğim. Ünlülerin konserleri var hocam orada, canlı canlı, onlara giderim izlerim. Sinemaya giderim hocam, her gün bir film izlerim. Günde bir film yani, ne? Sen o motoru durdurmadın mı? Yok hocam, bozulmuş ya. Bizim manyak gelsinin motoru hocam. Kontağı kapatıyorum, açılmıyor. Açıyorum, kapatmıyor. Sahibi gibi o da kafadan kontak olmuş hocam. Kendine benzetmiş motoru. Tamam, tamam. Hadi oyalama beni. Hadi git işine. Hocam yoğurdu bıraktım kapıya. Bir daha da kapağını mı unutma? Başka bir isteğin var mı hocam? Yok, bitti. Hadi git. Al oğlum, sen de ye bakayım. Ceviz şarap içer misin?
Selamünaleyküm. Aleykümselam Hakan Komutanım. Hocam nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de çok şükür hocam. Hocam dün geceki patlamayla ilgili bir şey duydun mu? Bir şey gördün mü? Duydum. Adeta yer sarsıldı. Bir ışık gördüm sadece. Nasıl bir ışıktı? Yoğun bir ışık. Elektrikler hala kesik. Telefon da çekmiyor. Doğrudur. Telefon hatlarında da bir sorun var. Hocam, bununla ilgili ne olabilir? Vallahi civarlarda bir yere yıldırım düştü diye yorumluyorum ben. Herhangi bir şey duyarsan, görürsen bize bildirmeyi unutma hocam. Tabii unutma. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın hocam. Sağ olun, teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Thank you.
Alo, Olivia. Nasılsın güzel kızım? İyi baba, sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl? Cimcime ne yapıyor? Yemek yiyor. Oo, yerim ben onu, yerim. Annen programı izledi mi? İzledi. Nasıl? Mutlu oldu mu? Ben ona özel selam gönderdim. Oldu, oldu. Doğru söyle. Oldu mu, olmadı mı? Belli etmedi ama oldu. Baba, anneme veriyor. Hava soğuk olmuyor mu? İyi, idare ediyorum. Odunum var, gerektiğinde yakıyorum. Sirkeli suyunu içiyor musun? İçiyorum. Günde 3 sefer. O senin müthiş formülün yok mu? Her tarafın karbonat olacak yakında. Dereotunu ihmal etme. İhmal etmiyorum, günde 3 sefer. Aç karnına. Ne zaman geleceksin? Gelemem dedim ya. Buradaki işler bitene kadar buradayım. Bunu konuşmuştuk. Davetiyeler birikti, ayıp oluyor. Gitmek lazım. Bari komşunun düğününe gelseydin. Siz de olduğuna gidin canım. Çok yoğunum. Ara verirsem kopuyor. Sonra toparlaması zor oluyor. Zaten kafa kalmadı ki. Tamam, anladık. Gelmeyeceksin. Gelmesen. Mümkün değil. Bu işi burada bitirmem lazım. Ara verdiğim zaman zor toparlıyorum dedim ya. Gelemem. Mümkün değil. Gelme zaten. Hatta kışın da gelme. Hep orada kal, olur mu? Hadi hoşça kal. Hadi bakalım. Kolay gelsin İlter Bey. Aman biz çalışmanızı bölmeyelim. Seninle bir anlaşma yapalım. Sen arabayı yıka, ben de mangal yapayım ha. O zaman ben arabayı yıkayayım, sen mangal yap, olur mu? Anlaşıldı. Sen hiçbir şey yapma. Her şeyi ben yapayım, sen sadece uyuyacaksın. Thank you.
Hadi oğlum. Hadi sen git yat. Uykucu seni. Hadi git. Ben de biraz resim yapayım ha. Hadi. Hadi. Burnuna ne oldu Ceviz?
Bu av tüfeğinin fişeklerini nereye sakladınız yine ha? Aradım aradım bulamıyorum. Ya ne yapacaksın baba? Lazım. Şalemsin baba ya, ne yapacaksın? Lazım dedim ya. Ateş etmişsin, tüfeği silmemişsin. Yazık değil mi? Her tarafı pas tutmuş. Makine yağı nerede? Yağlayacağım. Ne bileyim babacım, oralardadır. Sandığın içine filan bak. Baba sana şeyi diyecektim.
Efendim oğlum? Alo baba, nasılsın? İyiyim oğlum, iyiyim. Fişekleri buldun mu? Buldum. Baba, senin av tüfeğiyle ne işin var Allah aşkına? Bakımını yaptın oğlum. Hayırdır? Sen niye aradın? Ya baba, dün konuşamadık da Buket'in doğum gününe az kaldı. 2 gün insan da. Gelemem yavrum. Gelemem dedim ya. Olivia üzülür baba. Ben onun gönlünü alırım. Sen de annenin her dediğini yapma. Biliyorum. O aratmıştır seni. Babacım, hastasın. Bu iş sirke, dereotuyla olacak şey değil. Önemsemiyorsun ama tiroid bezi önemli bir hastalık. Ciddi tedavi görmen lazım. Uğraşmayın benimle yahu. Yok,
Samet sen miydin oğlum ya? Ya hocam, hocam yordu döktük, mahvettik hocam. Üstten alıyorum buralar. Uğraşma bırak gel sen gel. Hocam gideyim yenisini getireyim mi hemen? Gel oğlum bırak gel sen gel gel. Gidip gelirim hemen. Gel yahu sen gel. Gel. Hadi gir, gir. Bırak yürü gel böyle gel gel. Şu ellerini bir yıka istersen. Vallahi hocam tüfekle geldiniz ben de korktum ya. Bu tüfek neyin nesi hocam? Geç otur oğlum geç otur. Motorla geliyordun. Ne oldu motora? Yok hocam Yasin daha vermez bana o motoru ya. Benzini bitirmişim hocam. Diyor bak fulla bana. Yok dedim hocam. Sabah kavga ettik hocam istedim vermedi. Ben de küstüm ona. Yani o da haklı aslında hocam ama ben de haklıyım yani. Ben sana para veririm. Doldurursun deposunu. Hocam sağ olun hocam. Hocam Hanifi'yi salmışlar. Hanifi kim? Hocam Sedef'in kocası vardı ya. Sedef kim oğlum? Hocam 3 ay içeride kalmış Hanifi. Yemin ediyorum bir göt böyle süzülmüş resmen. İçi pisti dışına vurmuş iyice hocam. Hep o Sedef yüzünden hocam kavga ettiler. Karıştırdılar ortalığı yine. Hocam 7 köy birbirine karıştırır onlar. İşte insan içi pis olunca hocam içi pis yani. Fesat fesat hocam. Fesat yani. Neden mikser hocam? Böyle köy mikseri karıştırıyor karıştırıyor karıştırıyor. Ne gerek varsa hocam. Oturmuşuz kendimize güzel güzel köyümüzde huzurlu sakin. Yaşayıp gidiyoruz. Cahiller hocam işte ya ne olacak. Çeyrek çepelek cahiller. Ben bir çay koyuyorum. Sağ ol. Hocam turist geldi geçen gün 2 tane. Onları gezdirdim bizim öğrende. Ama hocam mağaraya sokmadım. Hani mağaranın kenarından geçirdim. İşimiz var orada hocam. Allah Allah. Eve götürdüm hocam onları. Bir güzel anam yemek yapmış. Onları yediler. Öyle. Dedi hocam fotoğraf çekeceğim size dedi. Ondan sonra hocam geçtim anamın yanına. Yok dedi no no. Ayrı ayrı çekecek bizi. Anlamadım hocam başta. Tamam dedim çektiler. Hocam aradan zaman geçti. Posta geldi bir tane hocam. 2 tane bardak kupa hocam. Bastırmışlar. Birini anama birini beni böyle. Çok güzeldi hocam ya. Bana böyle duruyor hocam. O da çok beğendi. İçelim diyorum çay içelim. Yok diyor. Şey vitrine koymuş hocam böyle sergi yapıyor. Gelene geçeni gösteriyor bana. Hocam 100 dolar verdiler bir de giderken. Yani. Keşke daha çok turist gelsin hocam. Hocam ben turizmci mi olsam? Yani dilim var böyle iyi anlıyorum biliyorum yani İngilizcem iyi. İyi iyi aferin lan. Ha hocam mesela biliyorum hocam yani geliyorlar hocam direkt ben hemen onları karşılıyorum. Hello welcome to my village. Yani köyüme hoş geldiniz. Good village güzel köydür. Hani how are you? Nasılsın? İşte where are you from? Hani nereden geliyorsun? Nerelisin? Mesela hocam water. Su yani. Şu İngilizceyi bırak bir Samet. Bırak şu İngilizceyi ya. Senin bir kezban vardı. Ne oldu o? Hocam kezban değil hocam. Keziban. O bildiğimiz kezban değil. Bu hocam keziban. İnternetten baktım hocam buna ben. Hamarat ev hanımı demek. Yani hamarat kadın demek. Tabii hocam. Valla hocam kezban gelmiyor ya. Ne olacak bilmiyorum. 1 ay oldu hocam. Bakayım. Valla 2 ay oldu gelmiyor. Valla inanır mısın hocam? Her gün bekliyorum onu ben. Bekliyorum öyle. Bu sefer babasının işi mi çıktı? Ne oldu hocam bilmiyorum. İşi uzattılar iyice. Gelmiyor. Babam da şu gömüyü bulamadı ki hocam. Bir bulsaydı onu. Of. Şimdi öyle çaresiz bekliyorum hocam ne yapayım yani. Bazen hocam minibüse gidiyorum sabah. Yani kasabadan gelenlere soruyorum. Onu değil de hani ailesini komple soruyorum hocam ayıp olmasın diye. Yok yani hocam şey yapmıyorlar.
Ben o kızın yüzünü unuttum ya. Yemin ediyorum kendimi artık yüzünü unuttum. Kasabaya in görürüz. Evet hocam ya. Hocam bu benim nasıl aklıma gelmedi? Allah Allah. Hocam çalışmaktan artık kafa kalmamış ki. Dur hocam ben yardım edeyim size. Sen çerezdir al. Alayım hocam. Hocam şeker yok mu? Ben şeker kullanmıyorum. Çayı şeker içiyorum. Ama dur sana ben bir şey getireyim. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Hocam ben adımı nasıl can yaparım? Vazgeç, boşver. Yani hocam, gerek... Hocam can, güzel isim yani. Ya aslında ben hocam ismimi seviyorum Samet. Güzel isim de hani... Yani can böyle biraz daha hani... Hani... Bilmiyorum hocam, bakalım ya. Senin ismin güzel. Erkek çocuğun olursa adını can koyarsın. Sağ olun hocam. Ya hocam sizin fikirlerinize bayılıyorum ya. Vallahi. Sizin gibi olmak isterdim hocam. E olursun tabii oğlum. Bu kitap okumakla mümkün. Mesela bende tam sana göre bir kitap var. Okumayı onunla başlarsın. Dur getireyim. Al bak. Çok güzel bir kitap. Hocam ben aslında kitap okumayı çok seviyorum ama okumuyorum yani. Fırsat olmuyor ki hocam. Kitap okumuyorum ama hocam ben de kaliteli yaşıyorum yani. Kendime göre bir kalite anlayışım var. Yine de okumak lazım tabii hocam. Ben bunu okurum hocam. Kitabımı da aldım hocam. Ya hocam sizinle konuşmak çok güzel ya. Sizinle konuşmayı çok seviyorum var ya. E zaten konuşuyorsun sana. Samet! Ne oldu Yasin hocam? Otur oğlum, nereye gidiyorsun otur? Hocam... Ana, hocam biz bununla işimiz var. Dedektör almaya gideceğiz. Vallahi işimiz var. Samet! Otur evladım, bak ne güzel sohbet ediyoruz. Hem yemek de yiyeceğiz akşam. Ha? Akşam burada da kalırsın. Çağır çağır, arkadaşını da çağır. O da gelsin. Yasin, gel gel, hoca çağırıyor, gel. Ya bırak hocayı, gel, dedektör buldum. Vallahi mi? Nerede? Gel gel, anlatırım. Tamam, geliyorum, dur. Hocam benim gitmem gerekiyor valla. Hocam sizin fikirlerinizi de hocam çok seviyorum. Hocam özellikle de şu şey fikri hocam. Kasabaya gitme fikri çok güzeldi hocam, harikaydı. Profesör, doktor, İlter Kozan. Bilimsellikten asla taviz vermeyen İlter Kozan. Her şeyi çok bilen İlter Kozan. Şerefine içiyorum.
Ben Samet'e mecbur kıldık. Bilim her şeyi açıklarmış. Hadi, hadi şunu da açıklasın. Dün ne oldu? Dün gece ne oldu? Köpek neden sustu? Hadi bunu da açıklasana. Ha? Cevap yok değil mi? O bile sustu, konuşmuyor. Bilir mi ha? Hadi bunu da açıklasın. İlter Koysan. Kestirdi marka. Senden de ses çıkmadı. Bilim bunu. Neresin ya? Ancak bana yakarsın işte. Küçücük bir şey aklını karıştırdı ya. Sen bu kadarsın oğlum, bu kadarsın işte. Kıçı kırık bir alt fena kaldın ya.
Oğlum, nerelerdesin sen? Aa, şuna bak, pırıl pırıl olmuşsun oğlum. Burnundaki yaran da gitmiş. Ne oldu sana böyle Ceviz? Senin neler oldu sana yavrucuğum? Ceviz, onlar dost mu yoksa oğlum ha? Aman benim Ceviz'im be. Aman benim Ceviz'im be. Ceviz de Ceviz, 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 Ceviz. Koca bir evrende yalnız olmadığımız... Bay bir cisim olabileceğini söyleyenler de... Buradan 6000 yıl önce... Kültürlerinde hep benzer figürler var. Yaşam hakkında ne diyor? Neden sizlere görünmüyor? Their search for habitable exoplanets. The most well-known alien conspiracy. Plans for conducting low-flying... Et or nous n'avons absolument... Je dirais que l'Area 51 sea una base... Hablando de la unificación de que estos fenómenos... Porque según la encuesta, mi querido Jorge... Kied billiu galaksish otro... Kad nakunu mujarrada bukatim fi majarrati... 30 лет назад ученых были теории... Ну, то, чу эти чуранные... Thank you.
Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Nasıl komutanım, bir şey gördünüz mü? Yok. Siz bir şey gördünüz mü? Biz geçerken uğramıştık. Geçen gün, 3 gün önce çalıların arasında bir karartı gördüm ama sanırım bir şey değil. Ben domuz olduğunu sanıyorum. Tamam hocam, siz yine de dışarı çıkmayın. Bir şey görürseniz bizi ararsınız. Tamam, sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, görüşürüz. Ceviz, gel oğlum. Ceviz, artık ben bir suçluyum. Sen de benim suç ortağımsın Ceviz. Bak ben iyileştim, tiroidim geçti. Ellerimdeki lekeler de geçti.
Maksutcuğum, şu sözleşmeyi iptal edin yani. Hangi sözleşmeyi? Kitap sözleşmesi canım. Ara onları söyle. Ama olur mu hocam? Nasıl ya? Ben senin zararını karşılarım. Neden hocam? İyileştiremeyecek misin? Bitiririm, bitiririm de işi bırakıyorum. Boş iş, boş iş bunlar. Ara, aynen böyle söyle. Peki hocam. Merak etme. Merak etme sen yahu. Ben senin zararını karşılayacağım dedim ya. Hadi görüşürüz. Peki hocam. Alo. Canım. Bizim Cimcime'nin doğum günü hangi gündü? Geleceğim de. Yahu boş ver işi. Benim cimcimemden daha önemli değil ya. Benim cimcimem daha önemli.